Merhaba. Nasılsınız? Umarım şahane bir gün geçirmişsinizdir. Ve umarım beni duyuyorsunuzdur şu anda. Birazcık gelmenizi bekleyeceğim. Evet, gelmeye başladınız. Merhaba. Beni duyuyor musunuz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Beni duyuyorsanız. Merhaba. Selam. Beni duyuyor musunuz? Yorumlarda yazabilir misiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, beni duyuyorsunuz. Tamam. Şunu çıkarmayı deneyeceğim. Nasılsa sizden ses gelmeyecek. Şu an duyuyor musunuz? Evet, duyuyorsunuz. Tamam. Şahane o zaman. Bu bilgisayarın sesi birazcık az olduğu için kulaklık taktım. Umarım daha iyi duyacaksınız beni. Mutlu yıllar herkese. Yeni bir yıl, yeni bir biz, yeni bir sen, yeni bir vücut, yeni bir iş belki birçoğumuz için. Yeni hobiler, yeni hayaller. Evet, ben de sizi çok özledim. İnşallah bundan sonra daha çok beraber olacağız. Çok çok daha güzel yayınlarla. Çok heyecanlıyım. Öncelikle yeniden görüştüğümüz için, geldiğiniz için çok mutluyum. Süpersiniz. Herkese iyi yıllar, herkese mutlu yıllar öncelikle. Mutlu yıllar. Umarım güzel bir şekilde girmişsinizdir yeni yıla. Bugün söyleyeceklerim challenge'la ilgili şeyler söyleyeceğim. Challenge'ın birazcık neden olduğundan bahsedeceğim. Neden teslimiyet challenge? Ne yapıyoruz? Ne olacak bu challenge'ın sonunda? Birazcık onları anlatacağım. Ve bugünkü konuyu anlatacağım. Evet, süper. Herkes nasıl? Yorumlarda yazın lütfen. Birazcık konuyu anlatacağım. Bugün söyleyeceklerimi bir kısmınız, belki hepiniz duymayı beklemiyorsunuz. Ve belki hoşlanmayacaksınız söylediklerimden. Bayağı bir kişi geliyor hala. O yüzden birazcık uzatıyorum. Bilmiyorum farkında mısınız? Bir kısmınız belki hoşlanmayacak söylediklerimden. Bir kısmınız çok hoşlanabilir. Öncelikle biliyorsunuz ben her şeyi kendim yaşamadan, proses etmeden, kendim üstünden geçmeden, içinden geçmeden hiçbir şey anlatmıyorum. Hiçbir bilgiyi anlatmıyorum. Önce kendim denemem gerekiyor, kendim yaşamam gerekiyor, kendi yaşadıklarımdan başka hiçbir şey anlatmıyorum. Kendi deneyimimi anlatıyorum aslında. Herkes için bu böyle olmayabilir ama kendinizi ilişkilendirirseniz ne mutlu bana, belki bir faydası olmuş olur. O yüzden şimdi size neler yaşadım aslında, neden böyle bir şey oldu ve merhabalar ve neden teslimiyet challenge, nasıl teslimiyet noktasına geldim birazcık onu anlatacağım. Ben çok 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 uzun seneler böyle bayağı uzun seneler çocukluğumda spiritüellik, işte ruhaniyet, yaratıcılık, din, bu tarz şeylere çok fazla ilgisi olan bir insanım zaten çocukluğumdan beri. Pek fazla konuşmazdım. Genellikle yalnız takılıyordum. Ve bunlarla uğraşmak için çok fazla vaktim vardı. Ve zaten de çok ilgim vardı. Yolum da oradan geçiyormuş. O yüzden bu tarz şeylerle çok ilgileniyordum. Ve din benim hayatımın çok önemli bir parçasıydı. Öyle çok fazla görünmese bile. Benim için her şeyin üstünde olan bir şey varsa o da dindi. İslamiyet'ti yani. Sözünüzü ve bunun hayattaki uygulamalarına gelince çok fazla anlayamıyordum. Yani işte evet çok önemliydi, onu biliyordum, içimden geliyordu vesaire. Ama böyle okuduğumu anlayamıyordum, anlamak için elimden geleni yapıyordum ama böyle işin derinliklerini anlayamıyordum. Derinliklerine indikçe daha da derinliklerine ilerisim geliyordu böyle anlamak için falan. Ve
Bu işin çok da yalnız yapılmadığının hiç farkında değildim yani, yalnız anlamaya çalışıyordum. İşte evet, alimleri, kitapları vesaire okuyordum ama bir şekilde çok fazla yalnız düşünerek ve kendim algılamaya çalışarak, kitaplardan anlamaya çalışarak, işte hocalarla konuşarak vesaire anlamaya çalışıyordum ama bir şekilde beni tatmin eden bir cevap alamıyordum ve beni tatmin eden, benim anlamamı kolaylaştıran, belki de çok zihinsel bir insan olduğum için ya da sürekli yolum oradan geçtiği için bu şekilde pek fazla anlayamıyordum. Sonuç itibariyle birçok şeyi birçok noktada anlayamamış bir şekilde hayatıma devam ettim. Belki birçoğunuz bununla kendini ilişkilendirecek. Bu arada biliyorsunuz ben hiçbir konuşmamı hazırlamıyorum. Çünkü hazırladığımda evet biraz üstüne düşünüyorum ama konuşmanın kendisini hazırlamıyorum. Çünkü konuşmanın kendisini hazırlarsam beni kaçırırsınız. Yani benim ne hissettiğimi size geçiremediğim sürece söylediklerimin hiçbir anlamı yok bence. O yüzden sizin duymak istediklerinizi ya da duyacaklarınızı, duymayı beklediklerinizi söylemeyebilirim. O yüzden bu kulakla dinlerseniz beni çok daha net anlarsınız söylemek istediklerimi. Önemli olan aslında geçirmek istediğim hisler burada, söylediklerimden çok. Ve işte yaş 30 oldu vesaire. 30'dan sonra tabii insan hayata bir 35'e yaklaştıkça galiba yolun yarısı falan diyorlar ya. Biraz daha farklı bakmaya başlıyor galiba. Ya da bende öyle bir gelişme oldu 30 yaşından sonra. Biraz daha böyle bir dinginlik, biraz daha böyle bir hayatı daha net anlamaya yönelik, daha bir oturmuşluk oldu deneyimlerimle de, çektiğim acılarla da gelen böyle bir pişmişlik oldu. Sonrasında tabii dine her zaman yatkınlığım vardı, söylediğim gibi işte pratik etmediğim dönemler olsa bile çok daha fazla yakınlaşma ihtiyacı duymaya başladım. Yani gün geçtikçe bu ihtiyaç tavan noktasına ulaştı ve tekrar ben zaten onun içindeydim ama daha da fazla bu konularla ilgilenmeye başladım vesaire derken kendi imanımı sorgulamaya başladım. Yani iman gerçekten ne demek? Bunu neden, bu benim için bu kadar önemli? Neden anlamaya çalışıyorum? Neden okuyoruz? Neden bu kadar çok okuyorum? Neden bu kadar çok yazıyorum? Neden bu kadar çok anlatıyorum? İman bunun neresinde duruyor? Hayatımı yaşarken iman neresinde duruyor? İmanı olan insan, hani şöyle bir laf ya, var ya, parayla imanın kimde olacağı belli olmaz falan gibi. Şimdi bu ne demek? İman inanç mı demek? İnanç varsa evet, inanç çok fazla var. Her şeye inanıyorum, kendime inanıyorum, işte amacıma inanıyorum, hayat amacıma inanıyorum vesaire. Allah'a inanıyorum, işte inanmam gereken her şeye inanıyorum ama gerçekten ben bunun neresinde duruyorum? Ben bütünün neresinde duruyorum? İşte bunu böyle filozofik olarak, felsefi olarak okey anlıyorum bazı noktalarda. İşte yaratım, teknikler, bilmem neler falan ve havada uçuşuyor. Evet, çok güzel her şey. Evet, istediğimi her zaman elde ediyorum hayatta. Süper. Tamam. Ama gerçekten iman neresinde duruyor? İman ne demek gerçekten? Ve din benim için nerede duruyor? Hangi noktada duruyor? Durmalı. Kendimi biraz böyle sorgulamaya falan başladım 30'umdan sonra, dediğim gibi. Şu an 33 yaşındayım, 34 bile diyebiliriz hatta. Ve sonrasında imanı böyle anlayarak daha fazla aslında hayata nasıl daha teslim olabilirim? Aslında soru oradan çıktı. Yani eforsuz yaşam, okey, eforsuz yaşamın en eforsuz halini zaten deneyimliyordum ve belirli bir noktaya oturmuştu bir şeyler, bir düzlükteydim ve sonrasında eforsuz yaşam, peki daha eforsuzu mümkün mü? Daha eforsuzu ne demek? Daha eforsuzu demek, daha eforsuzu ne demek sorusunu sordum da gelen cevap her zaman teslimiyet oldu bana. Teslimiyet, tevekkül, işte kendini daha da fazla bırakmak, alanı daha da fazla genişletmek, alana daha da fazla kendini bırakmak. Daha fazla ne kadar bırakabilirsin? Yani çocuk mu doğurmalısın, birini mi kaybetmelisin? Daha fazla bırakmak tam olarak ne demek? Ölmeli misin? Acı mı yaşamalısın? Yoksa çok çok büyük bir mutluluk mu yaşamalısın? Daha fazla teslimiyet ne demek? Gerçekten içinde bulunduğum şartlar ve koşullar ve teknikler ve anlayış, gerçekten ben miyim? Yani gerçekten beni mi
niteliyor? Gerçekten ben bu muyum? Gerçekten hayat bu kadar kolay mı? Gerçekten hayat bu kadar eforsuz mu? Wow, hayat ne kadar da eforsuzmuş. Hayatın eforsuz olmadığı noktalar da vardı ama evet şu an eforsuz. Daha da mı eforsuz olmalı? Falan gibi sorularla böyle kendimi meşgul ediyordum. Daha doğrusu ben etmiyordum ama bunlar aklımdan geçiyordu ister istemez. Çünkü gerçekten hayatım çok kolay gidiyordu ve her şey böyle mükemmele yakın falan gidiyordu. Sonrasında benim hayatımın büyük bir çoğunluğu bu şekilde geçti zaten. Yani çok öyle ekstrem bir zorluk yaşadığım bir dönem çok fazla hatırlamıyorum çocukluğum haricinde. Sonra gerçekten imanla teslimiyet arasında bir şey keşfettim. Ve bu benim için böyle bir yeni bir kapının açılışı oldu. Aslında hepimizin bildiği bir şey belki anladığı bir şey birçoğumuzun. Belki birçoğumuzun hiç anlamadığı bir şey. Belki birçoğumuzun haberi bile yok böyle bir şeyin olduğundan. Ve evet iman ne demek gerçekten? Teslimiyet ne demek? Ve bunların ikisinin arasındaki o kapıyı ben nasıl görmedim? Ben nasıl bunu kaçırdım? Ben nasıl bunun önemini unuttum? Ne ara unuttum? Derken bir şey keşfettim. Ve bu şeyi keşfetmek gerçekten çok acı dolu oldu benim için. Yani çok çok acı veren süreçlerden geçtikten sonra bunu keşfetmeye başladım. Ve bunun adı İslamiyet'e göre söyleyeceğim. Çünkü başka türlüsünü bilmiyorum yani. Herhangi bir felsefik açılımını ya da herhangi bir Türkçesini de bilmiyorum. Bunun adı tevhid. Aslında birlik demek. Ama benim anladığım tarzda bir birlik değil. Yani işte hepimiz biriz, evet tek bir enerji var Allah, işte evet birlik, her şeyin birliği, her şey aslında tek. Hep bunu anlatıyorum size ama bu değil. Tevhid çok çok inanılmaz bir şey ve benim hayatımı, benim gözümü, benim öyle her yerimi komple açan ve gerçekten beni böyle sarsıp kendime getiren manyak bir konsept oldu hayatımda ve artık her şeye bu gözle bakar oldum ve bu şekilde yaşar hale geldim ve sonrasında daha da teslim bir hayat yaşadığımı yani ne olursa olsun başıma ne gelirse gelsin yaşadığım hisler ne kadar zor olursa olsun yaşadığım şeyler deneyimler ne kadar zor olursa olsun tevhidi sürekli kendimi hatırlatarak ve bunu öğrenerek ve daha da teslimiyette bir hayat yaşamaya başladım aslında. Sonunda da daha fazla minnettar oldum. Aslında benim en büyük niyetim her zaman minnettar olmaktı. Hamd etmek yani ne gelirse gelsin eyvallah demek, ne giderse gitsin eyvallah demek. Çünkü bence bu çok büyük bir özgürlük veriyor. Ve benim en temel değerlerimin başında özgürlük geliyor. O yüzden gelene gel demek, gideni kolayca gönderebilmek ve daha teslim bir hayat yaşarken aynı zamanda daha kendi potansiyelimi de aşacağım, kendi potansiyelimi de yaşayacağım bir hayat. Ama idealist olmayan aslında çünkü ben çok idealist bir tiptim. Hala da biraz öyleyim ama çok çok daha fazlasıydım. Yani çok daha fazla mükemmeliyetçi, çok fazla idealist, her şeyin en iyisi falan böyle hırslı falan bir insandım. Bunu zaten siz de görebilirsiniz ekrandan da izlediğiniz kadarıyla ama dolayısıyla bu tevhid benim hayatımda beni tevekküle götüren, daha fazla teslimiyete götüren bir konsept oldu. Şimdi biraz size tevhidden bahsedeceğim. Ve tevhidden sonra bugünün konusunu anlatacağım. Yani ilk challenge'ımız ne? Ödeviniz ne? Onları vereceğim. Niyet, çevre ve ölüm ve bunların neden bizim hayatımızda çok büyük önemi var. Ve bu üçünü neden başarılı olmak için? Yani bu challenge'ı almaya karar verirseniz eğer bir düşünün derim ben ama almaya karar verirseniz eğer bizimle beraber bu yolu yürümek isterseniz yaklaşık bir ay sürecek challenge bu arada. Her gün bir video olmayacak önceki challenge'lar gibi çünkü çok daha fazla alana ihtiyacımız olan bir challenge bu. Daha fazla alan yani boşluk vereceğiz, ara vereceğiz. Ve ödevleriniz de bu doğrultuda olacak bu challenge'da. O yüzden bir ay sürüyor. O yüzden daha az video olacak. Ama daha boşluklu ve daha alanlı bir hissetmeye başlayacaksınız kendinizi. Ve daha zorlanabilirsiniz diğer challenge'lara göre. Ama bazıları için çok da kolay gelebilir. Size daha da fazla hitap edebilir diğer challenge'lar size pek hitap etmediyse.
Şimdi tevhidi anlatacağım size. Tevhid, dediğim gibi benim için çok zor oldu bunu anlaması ve bununla karşılaşması ve böyle bir soğuk duş etkisi yarattı bende bu. Tevhidi özetle benim anlamama sebep olan metafordan anlatacağım size. Şimdi her şeyi, her şeyi ama her şeyi kontrol eden tek bir güç var. O da Allah. Dolayısıyla bu güç, bu gücün elinde bulunduran, kontrol eden Allah, o güce sahip olan kimse olan kendisi, bunu her türlü kullanabilmeye yetkin bir insan, yetkin birisi. İnsan değil tabii ki, yetkin birisi. Dolayısıyla bu gücü istediği gibi kullanabilir. Ama gücün tek sahibi var, o da bizden üst bir güç. Bizim zihnimizde tahayyül bile edemeyeceğimiz kadar büyük bir güç. Bütün alanı tutan kimse. Dolayısıyla bu güce sahip olan insan, aman pardon, güç, her şeyi ama her şeyi onun kontrolünde. Çok basit şeyler anlatıyorum şimdi gibi geliyor ama çok iyi dinleyin. Çünkü aslında o kadar basit değil. Ya da çok basit. O yüzden anlaması çok zor. Bu güç bütün alanı tuttuğu için ve o gücü istediği gibi kullandığı için ve biz bunu zihnimizle anlayamayacağımız kadar büyük bir güç olduğu için, tahayyül edemeyeceğimiz için, yani bunu görsek bayılacağımız için ya da bize bir şeyler olacağı için, bunu kaldıramayacak kadar küçük olduğumuz için, bu güç bazı vesileler ya da perdeler vasıtasıyla bize bunu gösteriyor. Bize bunu yaşatıyor. Örneğin, şimdi o örneği anlatmıyorum. Şu an bambaşka bir örnek vereceğim. Örneğin bu su. Bu da bir bardak. Şimdi bu bardak ve bu su birer vesile aslında. Birer sebep. Birer aracı. Aracı diyelim. Ben de bir aracıyım. Aslında ben de bir vesileyim. Bu konuyu anlatırken ya da söylediklerimi size söylerken. Dudağımdaki rujdan tutun, arka planda gördüğünüz her şey, ellerim, dünyada görüp görebileceğiniz bütün materyal her şey, hatta materyal olmayan soyut her şey dahi hepsi birer perde, hepsi birer vesile. Dolayısıyla neden birer vesile? Size anlattım işte. Çünkü tahayyül edemeyeceğimiz kadar büyük bir güç var. Bunların hepsini kontrol eden ve bu güç bize çok ağır geleceği için bence ve sistem bu şekilde kurulmuş durumda. Dolayısıyla biz hepimiz şöyle zannediyoruz. Yani ben öyle zannediyordum en azından. Elimi kaldırmak bana bağlı. Yaşarken tabii bunu unutuyoruz. Elimi kaldırmak bana bağlı, tuvalete gitmek bana bağlı, su içmek bana bağlı, konuşmak, dudaklarımı böyle hareket ettirmek bana bağlı, gözlerimi açmak, kirpiklerimi işte kımıldatmak bana bağlı, sesim bana bağlı, sağlığım bana bağlı. Çok sağlıklı yersem çok sağlıklı olurum, asla hastalıklara bulaşmam ya da kaliteli bir hayat yaşarım işte vesaire. Ya da pozitif düşünürsem pozitif bir hayat yaşarım falan tarzında. Tabii böyle değil hayat. Ama bunu unutuyoruz gün içerisinde. Yani ben bana bağlıyım gibi düşünmeye başlıyoruz. Güneş mi? Benim anlama sebep olan örneği anlatıyorum şu an size. Güneş. Güneş insanlığı ısıtan bir kaynak. Biz zannediyoruz ki bizi güneş ısıtıyor. Oysa ki bizi güneş ısıtmıyor. O güç güneşe soğut dediği anda bizi güneş ısıtmayacak. Güneş bizi ısıtan şey değil yani. Ama biz sebepleri ve vesileleri kendimizle karıştırmaya başladık. Kendi gücümüzü onlardan almaya başlıyoruz. Gün içerisinde özellikle bir şey başaramadığımızda ya da bir şey başardığımızda şöyle demeye başlıyoruz. Bunu ben başardım. Ya da işte bunu ben başaramadım. Bir şey güzel gittiğinde mesela hayatım çok güzel gidiyor. Hep böyle gidecek galiba demeye başlıyoruz. Hayatımız kötü gittiğinde de ay hayatım çok kötü gidiyor. Galiba hayatım hep böyle gidecek. Çok kötü gidiyor. Allah'ım her şeyin sonu geldi galiba demeye başlıyoruz. Öyleyse unutuyoruz. Çok güzel bir özellik tabii unutmak insanlık için. Çünkü çok daha büyük acılar çekebilirdi eğer unutmasaydı ama unutuyoruz. Ve anlayışımız derin değil. Her zaman anlattığım gibi anlayışımızı daha da derinleştirmeliyiz. Bence okuyarak, istişare ederek, birlikte olarak, konuşarak, zaman zaman, her zaman değil tabii ki.
Dolayısıyla işte buna aslında İslam'da buna bir şekilde sahte şirk deniyor. Yani ne yapmış oluyorsunuz aslında Allah'a şirk koşmuş oluyorsunuz. İşte bunu ben yaptım ya da işte güneş beni ısıttı, işte patron bana maaşı verdi tarzında ya da ne bileyim işte yolda birisi vardı o bana yardım etti işte ya da amcamın oğlu bana yardım etti vesaire hani gibi. Aslında hepsi sadece birer vesile. İşte Deniz benim hayatımı kurtardı. Mesela bana en çok sen Deniz benim hayatımı kurtardın işte vesaire. Aslında hepsi birer vesile yani. Ya da X kişisi sizin hayatınızı kurtarmıyor aslında yani. Dolayısıyla tabii ki bu vesileler önemli vesileler. Bu vesileler insan hayatında hani olmazsa olmaz şeyler, sebepler. Ama bu sebeplerin ve vesilelerin arkasındaki gücü unutmamak gerekiyor. Yani tevhid inancı her şeyin bir olduğu inancı tam olarak değil, Allah'ın bir olduğu inancı aslında. Yani her şeyin de bir olduğu gibi yani her şey aslında tek bir sebep. Yani tek bir sebep. Dolayısıyla tek bir sebep ve tek bir güç var ve bütün sebeplerin hepsi de aslında o. Yani ben istediğim kadar isteyeyim. O istemediyse de ben bu eli oynatamam, ben şu parmağı şöyle bile yapamam, ben bu ağzımı açamam yani. Dolayısıyla ben ağzımı açan kişi değilim, ben elimi oynatan kişi değilim. Ben bu bedeni bana bağlı değil benim bedenim. İstediğim kadar sağlıklı yiyeyim, hasta olmayacağımın garantisi yok. Tabii ki sağlıklı yemeliyim ama hasta olmayacağım, aman hasta olmayayım diye değil yani. Yine de hasta olabilirsiniz, hepimiz öleceğiz mesela. Gibi. Bu sene benim anladığım en önemli hayat derslerinden bir tanesi ölüm gerçeğiydi. Bunu ne kadar fazla unutmuş olduğuma kendim bile şaşırdım hayatta. Burada anlatacağım ölüm, evet o ölüm ama aynı zamanda düşüncelerin ölümü ve hayatın saniyelerinin ve dakikalarının ölümü ve modlarımızın ölümü ve hislerimizin ölümü. Yani bir an çok iyi hissediyoruz, hala hayatımız hep böyle devam edecek falan, çok iyi çok iyi çok iyi, tam istediğim noktadayım hayatımda falan gibi diyoruz mesela. Ama mesela o noktada gitmeyecek hayatımız. Dolayısıyla hayatımızda işte kötü hissettiğimiz zaman da aman işte hayatım çok kötü, o noktada gidecek, o noktada gitmeyecek hayatımız aslında. Dolayısıyla onlar da ölüyor. Yani hiçbir şey kalıcı değil. Aslında her şey geçici ve daha fazla bu ana teslim olmak için aslında tevhidi anlamamız gerekiyor ve teslimi anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla burada anne biraz ses dolayısıyla burada niyet, çevre ve ölümü çok iyi anlamamız gerekiyor. Burada size vereceğim ödevlerden bir tanesi bugün niyetle hedef arasındaki farkı anlatacağım şimdi size. Niyet, mesela ben kilo vermek istiyorum ama niyetim kilo vermede sabırlı olmak ya da hayatımda kilomu değiştirmek ama bu noktada sabırlı olmak. Hedefim değil yani mesela 62 kilodan 55 kilo düşmek değil hedefim. Benim niyetim sabrı öğrenmekteyim, tamam mı? Diyelim 62 kilodan 55 kilo düşmek istiyorum ama hedefim değil niyetim. Yani niyetim 55 kiloya düşmek değil. Diyelim 3 hafta geçti aradan ve ben 55 kiloya düşemedim. 62 kilodan sadece 60 kiloya düştüm diyelim. Benim niyetim sabırlı olmak olduğu için ben hayal kırıklığına uğramayacağım. Çünkü niyetim hedefim değildi. Yani niyetimiz her zaman hedefimiz olmak zorunda değil. Niyetimiz neyse aslında onu yaşıyoruz hayatta. Eğer benim niyetim sabırlı olmaksa 60 kiloyu gördüğümde okey sabrı öğreniyorum. Dolayısıyla sevineceğim aslında. Ama niyetim eğer hedefim olsaydı yani 55 kilo olsaydı çok fazla üzülebilir ya da hayal kırıklığına uğrayabilirdim. Bu challenge için niyetlerinizi bu doğrultuda yazmanızı istiyorum sizden. Yani niyetinizi illa hedefiniz yapmayın. Bilmiyorum söyleyebilirim. Anlatabildim mi? Doğru söyleyebildim mi? Yani niyetinizi
Kalbinizde öğrenmek istediğiniz derse göre de belirleyebilirsiniz. Ya da kalbinizden geçen bir şeye göre de belirleyebilirsiniz niyetinizi. Niyetiniz illa hedefiniz olmak zorunda değil. Çünkü hayat gerçekten biz başka planlar yaparken olan şey. Dolayısıyla evet o hedefe ulaşabilirsiniz, o hedefi de niyetiniz yapabilirsiniz. Ama niyetiniz gerçekten kalbinizden geçen şey olmalı. Yani burada bu çok önemli. İkincisi çevre. Bu challenge'da başarıya ulaşmamız için yani teslimiyeti daha net bir şekilde hayatımızda uygulamaya başlamak için ya da daha fazla hayata nasıl teslim olabileceğimizi araştırmak için çevremizi de ona göre düzenlememiz gerekiyor. Yani bu ne demek? Yani eğer biz çevremizi düzgün bir şekilde düzenlemezsek, yani kendi istediğimiz niyet doğrultusunda düzenlemezsek ya da kendimize uygun bir çevreyi mesela benim hedefim eğer ya da niyetim kitap yazmaksa, orada da bu kitabı yazarken de başka bir insana dönüşmekse, mesela yazara dönüşmekse eğer benim niyetim ve sonunda da kitap yazmak istiyorsam kitap yazmaya uygun bir çevre geliştirmeliyim ya da o tarz ortamlara girmeliyim. Dolayısıyla daha fazla hayata teslim olmanız için nasıl bir çevreye ihtiyacınız var? Aslında bu doğrultuda düşünürseniz çevrenizi bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bu doğrultuda çevrenizi, önce niyetinize bakın, sonra çevrenizi düzenlemeye başlayın. Çevreyle ilgili bir de şunu söyleyeceğim size. Dünyadaki en başarılı insanlara bakmışlar ve bu insanların şöyle bir özellikleri var. Her gün zihinlerinde gelecekle ilgili, yani o yaratmak istedikleri şeyle ilgili bir prova yapıyorlar. Mesela bir tane basketbol oyuncusu üçlük atmak istiyor diyelim. O üçlüğü hiç atmamış ya da çok az atabiliyor ama çok fazla atabilmek istiyor. Çok böyle sıradan bir şey olmasını istiyor kendisi için. Bu üçlüklerle anılmak istiyor mesela o basketbol oyuncusu. Dolayısıyla bu basketi attığını sürekli zihninde canlandırıyor. Sürekli zihninde canlandırıyor. Sürekli zihninde canlandırıyor. Ve bunu böyle günde 10 dakika falan yapıyor da 5 dakika yapıyor. Ya da o andan önce yapıyor. Mesela tam oyuna girmeden 5-10 dakika önce yapıyor gibi. Şimdi sizden istediğim, kendinizi nasıl görmek istiyorsunuz? Kendinizi neyi başarmış olarak görmek istiyorsunuz? Hayatınızda gerçekten neyi başarmış olarak görmek istiyorsunuz kendinizi? Bunu bir hayal edin. Sonra o anı zaten göreceksiniz. Niyetinize bakın, çevrenize bakın. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, nasıl bir niyettesiniz ve neyi başarmaya çalışıyorsunuz? Niyetiniz neyi başarmak, alacağınız sonuç yani hedefiniz ne? Aynı zamanda da gerçekten nasıl bir çevrede, ne yaparken görüyorsunuz kendinizi? Bunlara bakın ve bunu günde 10 dakika bir sonraki canlı yayına kadar, hatta bunu sürekli yapabilirsiniz. O şeyi canlı gerçekleştirene kadar hayatınızda. Bunu sürekli kafanıza provasını her gün bir 10 dakika yapın derim. Ölüm bunun neresinde duruyor? Ölüm bunun aslında tam göbeğinde duruyor. Çünkü bu süreçte teslimiyete giden yolda tevhidi çok iyi anlamanız gerekiyor. Yani bunu aslında fark etmeniz gerekiyor. Ben her şeyden sorumlu değilim. Elimi kaldırmak benim elimde değil. Benim hastalanmamam benim bana bağlı değil sadece. Ya da bir yerden bir yere gidememem bana bağlı değil. Trafiğin olması tamamen bana bağlı değil. Evet bazı şeyleri kontrol edebiliyorum ama bazı şeyleri kontrol edemiyorum. Dolayısıyla burada her şey benim elimde değil. Ve teslim oluyorum. Bazı noktalara teslim oluyorum. Ne kadar teslim olabilirseniz. İşte ölüm tam bu ikisinin aslında ortasında duruyor. Çünkü bir yandan beklentilerimiz ölüyor, bir yandan duygularımız ölüyor, bir yandan her şey geçici düşüncelerimiz ölüyor, bir yandan hayatta sahip olduklarınız yani mevcut düzende sahip olduklarınız ölecek. Mevcut düzende sahip olduğunuz kimlikleriniz, materyal objeleriniz, paranız, her şey ölüyor. Çünkü anlar ölüyor. Ölüm aslında hayatın çok içinde yani yaşam varsa ölüm de var. Dolayısıyla bazı şeyleri geride bırakmak gerekiyor. Bazı kontrol et, evet bu benim kontrolümde diye böyle sıkı sıkıya sarıldığınız şeyleri geride bırakmak gerekiyor. Birazcık o ipleri birazcık elimizden salmak, biraz da gerçekten tutabildiğimiz noktaları tutmak gerekiyor ki bu sayede niyetimiz, çevremiz ve ölüm bir arada gerçekleştiğinde, bunlara izin verdiğimizde yavaş yavaş, bunların farkında olduğumuzda çok daha net bir şekilde
Çok daha net bir şekilde teslimiyete doğru gideceğiz. En çok burada zorlanacağınız nokta, benim en çok zorlandığım noktalardan bir tanesi, hatta ben de sizinle beraber yapıyorum bu challenge'ı, tevhid olabilir. Yani evet, bu benim elimde, bu benim kontrolümde. Neden bunu kontrol edemiyorum dediğiniz noktalarda kontrol edemediğinizi kabul etmek egonuza belki zor gelebilir. Bazı şeylerin ölümüne izin vermek çok zor gelebilir. Niyetinizi belirlemek belki çok zor gelebilir. Evet, aslında her şey Allah'ın izniyle demeliyiz. Yani inşallah kelimesi zaten oluyor bu. Ama dediğim gibi ben her zaman zaten söylüyorum. Sadece inşallahla, sadece maşallahla değil. Gerçekten bizimle yapabildiklerimiz var. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi niyet. Niyetimizde gerçekten samimi olmak çok önemli. Ve yapabileceklerimizi yapmak, yani gerçekten kontrolün bizim elimizde olduğu noktaları gerçekleştirmek. İşte o da dediğim gibi bir şey istemek, mesela dua etmek, niyetinizi doğru bir şekilde, niyetli bir şekilde bir hayat sürdürmek, işte düzenli beslenmek, bedenimize sahip çıkmak, işte kendimize sahip çıkmak, kendimize iyi bakmak gibi. İşte ne bileyim, çok trafiğin olduğu bir saatte dışarı çıkarsanız tabii ki de trafiğe yakalanacaksınız. Tabii ki de onunla ilgili daha az kontrolünüz olacak, ama işte bir tık daha erken çıkarsanız mesela trafiğe yakalanmazsınız gibi. Yani gerçekten bize iyi gelen şeylere bakmak, 2018'den gelen deneyimlerinizle beraber de bakabilirsiniz. 2018'i tamamen geride bırakıp 2019'a yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Bu şekilde bakabilirsiniz. Teslimiyette zaten istekler yok oluyor. Aslında tam olarak öyle değil. Teslimiyette evet öyle görünüyor, sanki istekler yok oluyormuş gibi görünüyor, ama istekler hiçbir zaman yok olmuyor. Çünkü kontrast diye bir şey var. Yani ne istemediğimizi bildiğimizde ne istediğimize doğru gidiyoruz. Okey, teslimiz ama tamamen %100, hani okey hepsini kendim, hepsini bıraktım saldım dediğimizde de o zaman ne yememiz lazım ne içmemiz lazım. O zaman hiçbir hayati fonksiyon göstermememiz lazım. Ama hala isteklerimiz var. Hala yemek istiyoruz. Hala içmek istiyoruz. Hala gezmek istiyoruz. Evet, teslimiyet var, ama gerçekten teslimiyet ne demek? Gerçekten bu yeni boyutta benim için teslimiyet ne demek oluyor? Ve daha fazla hangi yöne doğru teslim olmalıyım? Mesela işte dedim ya az önce, hayat bizi başka planlar yaparken olan şeydir diye. Bazen başka bir yöne doğru teslim olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bazen diyoruz ki ya ben şu yöne doğru teslim olayım. Ben şu yöne doğru gideyim hani diyoruz. Ve o yöne böyle teslimiyetle gitmeye çalışıyoruz, ama işe yaramıyor. Gidemiyoruz mesela. Olmuyor. Olmayınca olmuyor. Dolayısıyla ne oluyor o zaman? Ama ben teslim olmuştum. Ama hani tamam işte buydu. Yani bütün işaretler bunu gösteriyordu. Ama olmadı gibi. Dolayısıyla gerçekten teslimiyet ne demek yani? Bunu aslında araştıracağız bütün bu haftalar boyunca. Hangi yöne? Belki de yanlış bir yöne doğru teslim oluyoruz. Belki de farkında değiliz. Belki de niyetli bir şekilde hayatı yaratmayı bilmiyoruz. Belki de niyetimizin bile farkında değiliz. Yani kilo vereceğim ama niyetim ne mesela? Yani niyetim ne demek? Ben nasıl bir insana dönüşeceğim? Onu biliyor muyuz? O çok önemli. Evet, o tevekkül oluyor. Sen önlemini al, gerisini al. Ama o tevekkül, teslimiyetin bir tık ötesi. O değil şu an yaptığımız şey. Şu an ondan bir tık öncesindeyiz. Ondan bir tık öncesi de tevhid. Ondan bir tık öncesi de iman. Yani iman, tevhid, teslimiyet, tevekkül diye gidiyor. Yani önce aslında imanı öğreneceğiz birazcık. O yüzden bunu tabii günlük hayatınıza nasıl uygulayabilirsiniz? Biraz ondan da bahsedeceğim süreç boyunca. Zaten de artıyor olacak. Ne kadar teslim olursanız o kadar anlayışınız geliştikçe o kadar faydalı olacağını düşünüyorum ben. Evet, onlar da var. Cüzi ve külli irade. Tam olarak ne demek olduklarını bilmesem de Türkçesini açıklayacak kadar. Aynen öyle. Bazı şeyler bizim elimizde, bazı şeyler bizim irademizde, ama bazı şeyler bizim irademizde değil. Tam bu yani. Tüm tedbirleri aldıktan sonra teslimiyet. İşte o mu acaba? O biraz tevekkül oluyor. Belki tedbir almamak teslimiyet. Bilmiyoruz. Sadece bir karar veriyorsa hayal etmek boş yere olmuyor mu?
Yok, başarı olmuyor. Çünkü işte o bizim çabamız oluyor. O bizim emeğimiz oluyor aslında. Onu biz gerçekleştirmek istiyorsak onu biz gerçekleştirebiliriz. Bizim eğer hayrımız olacaksa, bizim eğer faydamız olacaksa onu biz hayal ederek gerçekleştirebiliriz. Orada istediğimiz şeyin gerçekten bizim için iyi olacağını içinizde bilmek çok önemli. Yani bu challenge size birçok şey öğretecek. Niyetiniz ne? Sezgilerinizi duyabiliyor musunuz? Kalbinizi duyabiliyor musunuz? Yoksa zihninizdeki düşüncelere de mi takılısınız? Bunları ne kadar bırakabilirsiniz? Ölüme ve yaşama ne kadar değer veriyorsunuz? Ne kadar izin verebiliyorsunuz? Hangisinin ne kadar farkındasınız? Niyetinizin ne kadar farkındasınız? Hedefinizin ne kadar farkındasınız? Ne kadar başarılı olmak istiyorsunuz? Hangi alanda başarılı olmak istiyorsunuz? Teslimiyet bunun neresinde duruyor? Birçok şeyde, birçok noktada farkındalık sağlayacaksınız. Yani sanki bütün vücut antrenman yapıyoruz ama siz kolunuzun ne kadar farkındasınız, belinizin ne kadar farkındasınız, bacağınızın ne kadar farkındasınız, kafanızın ne kadar farkındasınız. Yani hepsinin ne kadar farkındasınız ve ne yöne doğru gidiyorsunuz, ne yöne doğru gitmelisiniz. Aslında bunları birazcık fark etmeniz için yaptığım bir şey. Benim niyetim aslında tam da bu. Teslimiyetin tam tersi, direndiğim şeyler olduğu için direndiğim olaylara teslim olmayı beceremiyorum. Herhalde teslimiyeti anlamak için. Evet, direnç teslimiyetin neresinde duruyor mesela? Bazen haklı bir direnç oluyor, bazen haksız bir direnç oluyor. Hangisi gerçekten haklı ve hayırlı bir direnç? Hangisi haksız bir direnç? Yani bir tık daha derinleşiyoruz yani hayatta. Evet, İhlas Suresi'ni çok güzel anlatıyor. Doğru. İstemeye bırakmak doğru değil. İstemeye devam edeceksiniz. İstemeye asla bırakmayacaksınız. Zaten ne istiyorsunuz diye soruyorum. Niyetiniz ne? Ne yaratmak istiyorsunuz? Neyi gerçekleştirmek istiyorsunuz hayatta? Ve buna giden yol nerelerden geçiyor? O yüzden istemeliyiz. Yani istemeliyiz, dua etmeliyiz. İstemek çok önemli. İstemeyi kesinlikle bırakmıyoruz. Kontrolümüzde olduğunu sandığınız şeylerin kontrolünü bırakmak teslimiyet. Evet, herkes bir teslimiyeti tanımlamaya çalışmış. Çok güzel. Herkes bence teslimiyet ne diye soruyor galiba kendine. Evet, biraz öyle. Kontrolümüzde olduğunu sandığımız şeylerin kontrolünü bırakmak da teslimiyet. Bir yandan da kontrolümüzde olan şeyleri keşfedip gerçekten onların kontrolünü elimize almak da aslında teslimiyet. Ama ne kadar teslimiyet? Ne kadar teslimiyetteyiz? Ne kadar hangisine daha fazla teslimiyetteyiz? Belki de teslimiyet bambaşka bir şey. Yani şu an bunu buraya yazdım mesela. Bunu 30 gün sonra gelip baktığında teslimiyet benim için bu muymuş diye belki sorabilirsin kendine Sibel. Bu da olabilir yani. Şimdi burada kesiyorum. Tekrar izleyenler olursa sizden istediğim bunu paylaşın. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız düşünmüyorsanız paylaşmayın. Arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hayır, istemek kıtlık bilinci değil. Nasıl istediğine bağlı tabii ama isteyebilirsin yani. Evet, ben bunu istemiyorum, bunu istiyorum diyebilirsin. İstemek kıtlık bilinci değil. Dolayısıyla burada kesiyorum. Sorularınızı birazdan cevaplayacağım. Sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki canlı yayını duyuracağım. O yüzden bu sayfayı takipte kalın. Başta gör seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Yaklaşık olarak bir 48 saatiniz kesin var ödevleri yapmak için. 48 saat sonrasında tekrar bu sayfaya gelin yeni yayın için. Görüşmek üzere. Teşekkürler geldiğiniz için. Kendinize iyi bakın şimdilik. Görüşmek üzere. Harika bir yıl diliyorum tekrardan. Bay bay.